Köpek. Şimdi dedi ki Gümüşel'den altın sözler dinle. Hoca hoca. Benim adım Nizamettin Öztürk. Nizami mi? Nizamettin Öztürk. Nizamettin Öztürk. Neredesin? Kızılcaköylüyüm ben. Kızılcaköylü mü? Gülsün Hüseyin oğlu da benim arkadaşım Mehmet. Öyle mi? Asker arkadaşım. Sen şimdi o arkadaşlarına ne türkü söyleyeceksin bir? Şöyle bir nereye oturalım? Şöyle garip bir yere oturalım. Ne gel? Ne tarafa? Gel 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 gel. Çeşmenin. Çeşmenin yanına oturalım mı? Para su bağlamazmış öyle mi ya? Otur bakalım. Ben de yanına bir çömeyim ya şöyle. Bilmiyorum ya ne bileyim. Arkamızda su sesi, önümüzde Gümüşel, yanımızda mikrofonu ya versem şöyle. Ben bir şey bilmiyorum ki ya. Bilirsin ya. He? Söyle bakalım. Ne söyleyeyim? Ne söylersen söyle. Küfür etme ne söylersen söyle. Ha öyleyse tamam. Murat Bunar'a akmıyor. Kezbanım bana bakmıyor. Bir şişe kolonya aldım. Kezbanım gibi kokmuyor. Yeter mi? Ya yeter mi bu kadar? Bıttak ne? Bir şey bu ne ya. Ne söyleyeyim başka ya? Şiir söyledim işte. Ya bana bak. Neydi o? İpi bükler öter ötmez ötme oradayım diyordun ya. İpi bükler öter. Sabah oldu seni. Hadi söyle. Sabah oldu, sabah oldu. Cigaram yanmaz oldu. Sigaramın dumanında gözlerim görmez oldu. Eşme Pınar, eşme... Bilmiyorum ya bunu ben işte bu kadar bilemiyorum. Eşme Pınar, eşme Pınar işte ya. Neyse devam et. Eşme Pınar, eşme Pınar. Pınar'ın başı... Derdimi deşme Pınar. Deşme Pınar. Derdimi deşme Pınar. Ya ne koyayım ben başka bir şey bilmiyorum. Tamam ona. Ya. Ya, yeter bu kadar Allah razı olsun. Sizden de. Kızılca koyduymuştun sen he? Ya hemşermiştin ne yapacaksın? Buraya geldik 7 senedir köydeyim. İyi. Senin aklına bir şey daha geliyor yamaya çıkarken herhalde. Yamaya çıkarken ama? Yama çıkıyoruz ya işte. Yama çıkıyoruz. Aklına bir şey gelir senin daha. Vallahi bilmiyorum. Şu ibibikleri söylemedin ya o olmadı. Vallahi ya. Ben tam bilemiyorum ya işte türküle unuttuk ya. Yaş kaç yaş? Yaş 62 doğumluyum işte. Ha söylediydin. 59. 59 dediydin. 60'a gireceğiz ya. Ya yani ömrün 120 yaşın geceyi gündüze sayarsan ha? Yok canım. Senin yaş kaç? Benim. Sen bana abi de abi. Ya. Benimki de 71. 70 bitti. Kulak duymuyor mu? Duyuyor, az duyuyor, az. Ya kulakları mobilya iyiydi ya. Ne? Muhtar. Mobilya benim kulaklar iyiymiş ha. Marangoz, makineler var ya o makineler. Bum bum çalışan. Ha. Ya. Vallahi ne söyleyeyim. Senin köpekler gelmiş buraya. Benim köpekler geldi. Arap. Arap. Gel bakayım yavrum. Gel, gel. Gel bir gel siz. Yabancıydı gelmez. Gelmez mi? Yabancı diye bakmaz o. Çok ne? Sert bakar o. Cinsi ne? Ya. Herif ya. Herif mi? Herif o. Gel bakayım kızım gel. Bir geli bir gel. Sen de çekem gel. Yo ya çekiyor zaten. Hüseyin. Buralar tapulu. Ya muhtar burayı adam işaretliyordu. Sen gelip önüne tapulu. Tamam tapulu. Şevko öğretmenin bura. Doğrudur ben sen nereden de, bileyim. Hüseyin. Muhtarı muhtar. Seçerken oy verdin ya. Kime? Muhtara. Ya o benim içimde bir şey. Verdim şey olabilirim. Dur. Ya verdin diye sorduğum şu. Bir özelliği olması lazım muhtarın. Muhtar özel canım. Özel baksana mi? Numunelik. Şurada bakın. Ya şimdi bu bizim köyümüzün muhtarı. Anladın mı? Kötü de demem. Niye kötü diyeyim? Çünkü iyi kötü bekliyor köyümüzü. İşim ondan onda bitiyor diyorsun ha. İş onda bitiyor tabii. Muhtar devletin memuru ya. Yani oy vermesem de seçilmişe saygı seçilmişe duyarım. Hiçbir şey diyemem. Saygı duyacağım. O da bana saygı duyacak. Tabii canım. Doğru mu? Doğru. Çünkü vay efendim oy vermedi. Ya sen niye de ona verin. İyi görürüm ona verin. Doğru mu? Doğru. Bu köy kimin köyü? Buradaki yerleşim gidiyoruz, köyü. Gidiyoruz okulun yanına gidelim. Ben burada bir şey olsa muhtarı uyarırım. Hemen derim ki muhtar bak burada birisi geliyor gidiyor. Vazifem anladın mı? Evet. Köyüme sahip çıkmazsam köyümü başkası alır geçer. Peki derneğinize kaç kişi uyuyor? Muhtarım. Muhtar çok 200'ün üzerinde ya. 200, 300, 300'e yakın var. İlgi çok mu ilgi köye? Çok.
Çok yani ilgi. Hemen çünkü yer aldıklarına göre. Tabii tabii. Çok çok ilgimiz var. Aidatlar toplarsın. Toplanır. Şurayı var ya, şura Tapucu Rıdvan'ı bilin mi? Ha. Rıdvan Işık. Burada doğdu. Burayı babası Hüseyin Hoca burayı ekerdi. Işık mı? Osman Işık. Yok, Rıdvan Işık. Rıdvan Işık yok ya tanımıyorum. Tapu'daki Kızılcam Tapu Dairedekini bilmiyor musun? Şu anda mı? Şu anda. Ha tanımıyorum. O burada doğdu işte. Onlar yeni babası ya. Babası ekerdi. Onlar yeni. Öğretmendi İhsan Hoca. Bizim okulumuz. Naciye'nin rahmetli. Kızlar tuvalet vardı oğlanlar. Onlar yeni muhtarım, onlar yeni. Biz de eskiledik. Ben emekli oldu, kaç sene oluyor ya. 18-20 sene oluyor. Tapu. Bilinen kişi ya o. Tapu. Bir Ahmet var Yeni Mahalle Belediyesi'nde. O da burada. Şimdi burası, sayın seyirciler, burası Demirceren Köyü'nün ilkokulu. Burası kimin? Lojmanı yoktu değil mi okulun? Yok. Okudun mu sen? Hocanın olduğu yerde. Okudun mu sen burada? Hocanın durduğu yer var ya. Ha. Orası İhsan Hoca'nın şeyiydi, lojmanıydı. Yanına yapılmamış ama. Tabii bundan çıktık işte. Sen de burada okudun mu? Tabii. Ben de. 5 sene burada okudum. Öğretmenin adını hatırlıyorum. Öğretmenim adı İhsan Öğretmen. Ha. Biri de Kurt Özer Öğretmen vardı. Özer. Bir sene Özer Öğretmen'de okudum. 4'e kadar İhsan Öğretmen'de okudum. İnsan üniversitede falan. He? Yani üniversiteye de gitse öğretmeninin hocasının ismini unutmuyor değil mi? Ben unutmam. Ya sen unutma, herkes unutmuyor ya. İşte İhsan Öğretmen. Askerlik anısı, okuma anısı bitmez. Bitmez. Unutamazsın. Sen ilkokul, ortaokul, lise var mı? Yok. Yok. Orta girdik burada. Ya. Süt geldi, süt tozu. Şurada süt kaynatırdık ya. Buralar kavak sürü doluydu buralarda. Buralar hep ekilirdi değil mi eskiden? Tabii. Buralar ekilir, şura komple bizim başı. Benim geldiğimde ceviz ağaçları, ceviz ağaçları. Yine de duruyor ceviz ağaçları değil mi? Burada yoktu da ceviz ağacı. Şurada. Biz şunlar bizim ilkokul 1'e giderken dikildi Hüseyin. Ben hatırlamam dikildiğini. Ablam var ya bir, ondan beraberdik biz ilkokulda. Bunlar o zaman diktik biz. Ya, ya barajda karşıya aldınız öyle mi barajı? Barajın çok zarar var üstad. Ne? Yani zepsi olmuyor şimdi, çok soğuk yapıyor ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Adamlar yaparken de dediler 10 sene bunun bu iklime uyamaz. 10 sene geçmesi lazım. 15 sene geçmesi lazım dediler. İklimi değiştiriyor değil mi? Yani. Yağmur kar mı yağmıyor? Ne yapıyor? Ya işte ayaz da çok yapıyor. Öyle dediler ya yaparken. Barajın çok zararı var bize. Yani. Ha iklim yönünden değil mi? İklim yönünden. Ya, araziniz var mıydı yapıyor. Orada yoktu. Ayaz yapıyor ya. Onun dibindeki çeltik talaları Demirceren Bükü. Belki bilirsin, orası bizim işte, bizim köyüm. Şimdi su veriyorlar mı oraya? Veriyorlar. Gücülü aşağı gidiyor su. Veriyorlar da yani siz şimdi şey ekmiyorsunuz, çeltik falan ektiğiniz ekmiyoruz. Yok. Ekmiyoruz. Peki şunu soruyorum. Burada ata tohumu dediğimiz eski tohumlardan çeltik, buğday tohumu var mı? Ambarlı. Kalmadı ya. Hiç yok mu? Hiç yok. Kalmadı. Gerçekten mi ya? Gerçekten kalmadı. Şimdi bizim Tarımsal Kırsal Kalkınma Müdürlüğü kuruldu da bizim belediye başkanımızla falan yaptığımız programlarda bu ata tohumları yani genetiği oynatmamış. Evet. Biliyorum. Eski tohumlardan var mı? Bir sorun. Sivas buğdayı ekerdik bizim çocukluğumuzdan bu tarafa ama şimdi kalmadı. Kimse de ekmiyor. Bir defa devletten alıyorsun. Tohumluk bütün malzemeyi devletten alıyorsun. Evet ya. Onda da genetiği bozulmamış var mı devlette? Var. Arşivlerinde vardır da verirken bilmiyorum. Nasıl bir şey veriyorlar. Ama okulda hep göçmüş ya. Göçtü ya. Vay. Evet burada kaç kişi okudu, kaç kişi? Demirceren Köyü'nün ilkokulu. Babam 95 yaşında burada okudu işte. Babam çok sert çıktı bize ya muhtar. Babam ne dediğini bilmiyor. Yok canım aklı başında ya. O biraz da kasıtlı yapıyor, naz yapıyor. Yaşının nazı, yaşının. Evet. Bazı insanlar yaşında naz yapar evet, değil mi? Evet, evet, evet. Hüseyin senin de var mı? Ne? Nazın var mı nazın? Eşine naz yapan mı? Doğru söyle. Nasıl? Eşine naz yapan mı? Ya şimdi ne nazı şimdi ya? Ne? Şu yaşta naz mı yapacağız? Yapman mı? Hayat tehlike ya. Hiç yapmadın mı? Yaptım, zamanında çok yaptım, şimdi yapmıyorum. Eziyet ettin mi zamanında? Çok eziyet ettim. İçki içtin mi?
Yok ya, içki içmedim ya. Sen aleme mi katıldım da içki içmedim? Hiç. Hiç. Allah çünkü Allah. Niye içmedin? Öyle bir kederim sigara yoktu. Sigara içtin ya. Sigara içtim. Kaç sene içtim? Kaç sene oldu? Bırakalım. 30 seneyle içtim. 10 sene oldu bırak. İyi ya. Şu anda bir nefeste mefeste şey yok. Sıkıntı yok. O işte oksijen alıyor mu? Temiz havada. Evet. Koronadan korkuyormuş muhtar. Kimden? Koronadan. Ya koronadan kim korkmaz ya? Koronadan bebelerimiz bile gelemiyor vallahi. Kucaklamayı özledin mi torunları? Sen ne diyorsun? 7 tane torun var. Hepsi de gelemiyor. Köy özlediler. Kaç tane çocuk vardı? 2. Oğlan kız? Bir oğlan, bir kız var. Torun, ellerimden öper. Torun 9 tane mi dedin? 7 tane torun var. 4 tane ya oğlanım var, 3 tane kızım. Benim kulaklar da gitmiş, görüyorsun değil mi? He? Benim kulaklar da gitmiş. Ya senin kulaklar gitti, senin yaş yerini buldukça gidiyorum şerim. Sabahleyin pamuk tıkadım. Cihazlarım var da. He. Tozlu geliyor diye takmıyorum biliyor musun? Cihazları. Şeyde ya mi? Normal duyuyorum da. Böyle yavaşça konuşuyorum. Anlıyorum. Ahırda mı? Ahırda mı? Ahırda. Demek bura benim ev işte. Koyun var ha? Bura mı? Buyurun. Bura baba yağı dikeri. Burayı babam burada mefat etti. Ben de kullanıyor musun burayı? Kullanıyorum tabii. Köpeklerin yeri mi şura? Yok. Ya. Onlar gazların yeri. Gaz mı? Var mı gazın? Gazlara yaptık. Ha nerede gaz yok? Aşağıda ya. Davarın ağlında. Bacı mı bu da? He? Senin eşin mi? O da benim eşim. Kolay gelsin. Eşim. Eş olmazsa bu iş olmaz. Gel bakalım şöyle. Sen şöyle bir yanaş bakalım eşin yanına. Sen niye ağzını gelmedin? Söyle. Ben maskemi alayım da abi. Gel bakalım bir. Bebeler gelmiyor korkularından. Maske vereyim diyor. Baksana bana. Ölecek diye aklı çıkıyor. Ya ölürsen emekli maaşı mı yiyorsun ya? Burada da durmaz. Ankara'da evim var benim. Sen yoksun. Ya ben olmayınca hiçbir yerinde durmaz. Buranın da durmaz sen olmasan. Olmaz. Burayı bekliyoruz işte ya. Babamın yağ dikeri. Emekli oldum. Ankara'da da evim var ama gitmiyorum. Kaç sene oldu gitmeyelim? Stres. 7 sene oldu buraya geleli. Öyle mi? Stresten kaçıyorum. Düşünebildin mi? Boğuyor beni kalan. Ses. Ben uçağa 4 kere binerdim. Günde. Romanya'ymış. Ukrayna'ymış. Azerbaycan. Gezmediğin yer kalmamış ya. Gezmediğim yer kalmadı. Rus devleti. Şu İsrail'i şöyle bir geçelim. Şu içeride İsrail'de ne yaptın? Gel bir. 17 ay kaldın dedin. Öyle İsrail'de mi? Şey Tel Aviv'de şey yaptım. Den Akatya. Den Akatya. Sen otel. Şöyle bir geç. Şu tarafa bir geç. Maskeni tak. Bacı da gelsin şöyle. Şöyle geldin mi şöyle? Gümüşel. Bayrağın mayrağın. İki tane de bayrağın var. Gümüşel konağı bura. Tavuklar mı gördün? Gel bacım gel. Sen de gel bacım. Bir şey konuşuyor galiba ya. Ne konuşuyorsun? Gel torunlarına selam işte götürecek. İşte köydeydi. Bir şeylerdi gidecekti adamlar. Demek ben olmasam tadı olmaz. Hayatın diyorum ha. Merak etme. Hayatın tadı olmaz diyorsun ha. O hanım olmanca abi. Yok değil mi? Çok kanadı kırık kuş gibi kaldın. Allah kimsenin başını bozmasın. Zor yani. Zor. Niye dersen. Hani derler ya cehennem ne zaman kıyamet ne zaman kopacak. Hacım merhaba. Merhaba. Biz Hüseyin'den aldık götürüyoruz vallahi. Türkan'a söylettim. Kazarım nerede? Orada. Aman gazlara bak. Bu neyi söylettim ben? Türkü söyleyemez hanım. Ya ben sana söylettim. Ha bana söyletti. Duymayayım ya. Sabah olduğunu söylettim. Neydi isim? Ganime Gümüşel benim. Gümüşel. Gümüşel. Komşu öğrendi. Kızlık ismi yıldı. Komşu gösterdi kocam dedi ki karşı köyden getirdim. He oradayım ben. Orada oralıydım buralı oldum. 18 yaşında evlenmiş ya. İşte o aşık oldum oradan gittim. Koyun gütmeye gittim o yakaya. Nasıl tek geldiyse koyunlar da oraya kaçmış. Aşık olana da aşık olunur demek ki ya. Allah aşkına. Her şeyi karşılıklı değil mi? Vallahi bilmiyorum 40 sene yaşlandık oldu işte. Evlenel hemen 40 seneyi buldum. 40 sene oldu mu? 40 sene oldu. Vay. 7 tane torunum var. Dedi. 7 Hı-hı. tane torunum var. 2 tane çocuk var. 2 tane de işte 7 tane var. Allah acılarını korusun hepinizin de. Gelirler giderler. Tabii. Gelir. Gelirler. İşte bu hastalığından dolayı bundan dolayı pek o kadar fazla gelip de duramıyorlar. Kucaklayamıyorsunuz değil mi torunlar? Yok ne arasın? Biri de yok mu? Torunların ismini bir saysana. Cemre, Yağmur, Belinay, Hüseyin, Halmeren. Aha. Ömer'i? Ömer, Mustafa. Demezden beni sen sevmiyorsun. Önden oğlum bunu saydım.
Oğlan kız fark etmez değil mi? Yok, onlar evlat. Fakat torun sevgisini bir anlatın bana ya. Torun sevgisi ne? Nasıl oluyor torun sevgisi? Çok kendi çocuklarımızı bilemedik ki nasıl büyüttüğümüzü. Torunlar tavdaklı oluyor tabii. Kargaşadan geçti, kargaşadan değil mi? Telaş eden. Ne olduğunu fark edemedik. Edemedik de şimdi torunlar çok tatlı da biz de buraya geldik işte. 7 sene olduk geleli buraya. Gelirler canım, niye geliyor? Ankara'da olup daha fazla. Her gün telefon ederler mi? Doğru söyle. Ederler. Hemen hemen her gün ederler mi? Ederler. En büyük torunun kaç yaşında? 12. O daha küçükmüş ya. Kız da 12. Oğlum ku. Öteki de küçük ta ya. Allah mutluluğunuzu artırsın, ne diyelim. Allah amin. Sizin de. Allah emeğinizi zayi etmesin. Tabii cümlemizin, hepimizin, cümle ehli kullarımızın. Ve köye de akın başlasın, üretim başlasın ki şehirleri doyuralım değil mi? Biz 7 senedir buradayız. Başka bizden kimse yok. Bir de işte muhtarımız var. 60 tane koyun var diyor. Var. Var. Fazla var. Ha. Ne bunun neresinden faydalanırsın? Yünü mü, sütü mü, eti mi? Ya kurbana veriyoruz ya. Ha. Biraz da kurbana veriyoruz. Biraz işte olsa adak olarak veriyoruz. Etinden. Etinden faydalan. Sütünü sağmaz ancak kendilerine yeter. Ya işte. Yok mu? Sağ mı yok? Peki sağ. Teşekkür ederiz. İnekler falan vardı. Ben de teşekkür ederim size. Memnun İnekleri oldum. Bir şey ikram etsem. İneklerimiz vardı da hastalanınca yapamadık. İki sağır geldi hepsi. Öyle mi? Hepsi sağır geldi. Gazlarım vardı. Hindilerim vardı. Bir de şunu sorayım. Yıllarca şehirde kalmışsın. Kocan mesela Tel Aviv'e gitmiş. Onu soracağım Tel Aviv'de. Oraya gitmiş, buraya gitmiş. Şehir hayatını görmüş bir bayan. 7 senedir de köyde. Hangisi kolay, hangisi zor? Veya hangisi hoşuna gitti? Şöyle keyif. Sağlık olmak. Bakımından burayı iyi. Rahatlık bakımından da Ankara. Peki rahat mı iyi, sağlık mı iyi? Sağlık iyi. Sağlık iyi değil mi? Tabii. Sağlığım olmasa ne yapayım? Çalışmakta sağlık. Biz geldiğimizde hiç yürüyemiyordum. Ben bacaklarımı çok şükür şimdi buraya geleli. Var mıydı problem bacaklarda? Yoktu, sağlamadık da. Yok yok, Ankara'da var mıydı? Ankara'da tabii hiç yürüyemiyordum. Geçen ben inle vurdum. Kaç kere ben bir araba parası harcadım şimdi ben burada bunlara. Bir şey oldu mu? Geçtim burada. Hani durmuyoruz da yine sağ şeyimizden aradı. Hareketten diyorum. Havasından, temiz havadan. Oğlan da diyor ne güzel hayat bak diyor. Geliyor. Gelir gider böyle korkuyor işte. Bize yaşlıyız ya. Evet. Haplarımız ne olduğundan. Yaşlı değilsin canım daha iyi. Yok 60 yaşında değiliz de işte. Ya biz ne yapalım? Siz yaşlı olursunuz. Biz ölüyoruz o zaman. Yok canım Allah'a şükür. Sağlığımızdan memnun. Gideceğiz. O genç bir bak dün de. Yok yani ben sizin kızımın komşusu. Teselli 60 yaş ne bir şey mi ya? 60 yaş ne bir şey mi değil mi? İyi bak muhtarımız. Allah aşkına sana soru. Bu kadar yer gezdin. Türkiye ve İsrail. Bulgaristan, Yugoslavya. Ne gördün? Ne geçirdin? Yani Türk topraklarından başka tatlı bir yer bulamadım. Ne var orada? Ya oralarda şöyle yaşam zayıf. Yani insan ilişkisi mi zayıf? Efendim? İnsan ilişkileri mi zayıf? Dostluk mu zayıf? Ya dostlukları şöyle yani. İnsana yakınlıkları var. Ama tabii ki vatan. İlla vatan da silah demiş. Bülbülü kafese koymuşlar vatan da vatan demiş. 5 ay durduğumuz gözümüzü atıyorduk vatana. Tabii, torunlarım çocuklarım orada. Ben şey diyorum tabii. Diyorum, ben eşime diyorum. İller doğunca biz de. Seni selamına götüreyim mi torunlara? Hep. Boş verin koyu. Götüreyim böyle. Olur mu? Şimdi demek ki vatan. Şimdi yurt ayrı, memleket ayrı. Vaa memleket bambaşka ama abi. Vatan bir, vatan daha bak ben karnın köyüne gitsem yer var ama ne gereği var. Anamın, babamın yeri bura. Yaşadığın yer bura. Bura daha bambaşka. Anne baba olmaz. Peki. Burada da olmuyor oranın. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet olun. Sağlığınız olsun. Sağlığınızı koruyun. Önce sağlık. Koronadan korkma. İşte tedbiri elden bırakma. Ağzını germemişsin. Sen geleceksin sen. Olsun olsun. Bebeler de gelir. Allah korur onu. Hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi size de kolay gelsin. Şimdi muhtarım gel yanıma. Ayı gelmiş buraya kadar rica ederim. Nereye? Nerede gördün sen muhtar? İzi vardı ya. Gel şöyle bir yanıma gel sen. Şimdi yurt ayrı, memleket ayrı, vatan ayrı. Yurdum dediğin zaman aklına ne gelir? Vatanım dediğin zaman aklına gelir? Memleketim dediğin zaman aklına ne gelir muhtar? Vatanım dediğin zaman da, yurdum dediğim zaman da, memleketim dediğim zaman da tek bir şey gelir. Ne gelir? Doğduğum, büyüdüğüm vatanım ya. Ecdadımın, bayrağımın, Kur'an'ımın olduğu yer vatanım işte. Evet.
Şöyle çıkalım yolu yukarı. He, çıkacağız. Çeşmelere bakalım. Çeşmelerim. Caminiz yeni mi yapıldı? Yeni yaptırdık. Eski camimizi yıkmasaydık. Geçen belediye başkanım da, sayın başkanım da dedi. Caminiz eski mi diye yıktık dedim. Yıkmayaydınız dedi. Turist getirirdik. Tahtaydı komple bura. Ya. Komple tahtaydı ya. Evet ya. Evet. Minare de yeni. Minare de yeni. İşte şu... Niye korumadık onları? Niye hemen ya, gözden çıkardık? Yıktık işte, gözden çıkardık ya. Korunabilir miydi? Korunabilirdi de tabii. Tamir yapılır, restore yapılır, korunurdu da. Hiç olmazsa şöyle bir... Burayı bir Almancımız yaptı. Şunu, şu minareyi bir Almancımız... Bak, yaptı. Bu çeşmede öbür, bak. Öbür çeşmelerin suyunu bu tarafa çevirdi de ona çok akar. Yok yok. Yine burada da yosun var da burada az değil mi? Bu dağdan gelir. Hıdır dede. Hıdır dağından gelir bu sular. Kar suyu bu değil mi? Tabii. Kara su ya. Kara eksik olmaz dediler. Doğru mu Hıdır dağda? Hıdır dağının eskiden Ağustos'a kadar kalırmıştı ama karı. Artık şu tek bir çam görüyor, görüyor musun? Ta onun dibinde dedenin mezarı var. Hıdır ha, dedenin. Ha, Hıdır dede. Hıdır dedenin. İki şey gelir bak, iki dere gibi bir o tepe. Onun ortasında eskiden Ağustos'a kadar kar durardı. Şimdi 15 gün sonra bak burada kar olmaz. Yağmıyor çünkü. Kar evet, yağmıyor. Caminin içine bir girelim. Gerçi girelim, hocamız gel. Gitti ama sonradan girelim. Yok yok, açık açık caminin. Açık mı? Şimdi açık. Senden biraz şöyle köy sokaklarını dolaşalım tamam. Da. Gel. Gel bakalım Masar. Masar Bey gel. Gel. Şimdi elimizde 4 tane poşetimiz var. Kimlere verelim sen tespit et. Evet. Birini hocaya bırakalım. Tamam, onun hocam. Ailesine söyleriz. Evet, tamam. Başka? Birini yukarıda Seza diye biri var. Gel bakalım. Ona bırakalım. Birini, temin ihtiyar konuştu ya babam, evet. Ona bırakalım. Birini de şu adama bırakın. Başka tamam. Kimse yok. Başka da kimse yok diyor. Başka da kimse yok, tamam mı? Seni buradan geçerken camiye girelim üstad. Gel ya, gireriz, gireriz, gel sen. Biraz sohbet ediyorum senden, evet. Seni biraz açayım. Ya beni, şimdi biraz karşı çıktım ama ben sana karşı değil. Genelleyerek konuştuğun zaman toplumu hep suçlamış oluruz. Evet. Öyle insanlar var ki muhtarım, kılığına, kıyafetine bakarak veya yaptıklarına bakarak onu değerlendirmek, hayatına girdiğin zaman yanlış çıkıyor karşımıza. Şimdi toprak damlı evler, bakın şu ev herhalde toprak damlı evmişti, damı göçmüş. Kaç derlerdi değil mi? İnsanıydı. Şu şura bu sonradan yapıldı. Ortaktı. Hisselerine yaptılar. Bura kaldı da. Aslında bura kürünse çok iyi olur da adam der ki benim temelimi niye bozdun? Üzerine ev çıkacaktım der, problem olur. Evet. Şimdi toprak damlı evler değil mi bunlar? Tabii kaş tabii. Kaç derlerdi? Kaş. Duz ekerdik, yuvaklardık. Ya şu kapılarda ne kaç kişi girdi, kaç kişi çıktı değil mi? Sadullah dillerdi, Ali dillerdi. Dören Ali dillerdi, Sadullah dillerdi buranın sahibine. Şimdi torunlar var Kazan'da, polis, oğlu Yakacık'ta oturur. Şurayı da yeni yaptılar. Geçen sene, evvelki sene yaptılar. Ziya ile Mehmet Ağa, iki kardeş burayı yaptılar. Şurada Kızılcamı'nda oturur, şuranın sahibi Ali Osman Kılıç, şu evin. Başka buralarda şu anda oturan yok mu? Şu anda şu bayrak var ya. Ha. Orada oturuluyor. Bu adamlar gelir gider. Şu adamlar çıkmazlar gelir mı gider. Dışarı? Beli ağrıyor dedi. İçeri şey gireriz canım dedi, biz de. Hemen bulaştıracak geldi değil ya, demek ki. Ha? İstemiyor demek ki. O seni tanıyor. Kim? Seza Kızmaz Emiroğlu. O eskiden muhtardı. O seni tanıyor. Ya o konuşurdur. Şöyle bir gideyim bir halini hatırını sorayım gide. Ya. Sen bir seslen ona. Ona bir seslen sen. Karısı yatıyor dedi, demek ki istemedi. Yatıyor, dedi. Yatıyor dediyse hasta o. Hasta dedi. Hastaysa o, ben yanına şöyle giderim. He? Şöyle donanam girmeyeyim ya. Problem sen bir seslen ya. Eski muhtara seslenilme mi? Ondan mı devraldın yoksa sen? Yok yok, o ben sen bir seslen ya. Buraları gezeriz, buralar kolay. Köyün hocasıydı. Eşref Hoca. Belki tanırsın. Eşref eskiden hoca. Eşref Hoca. Meşhur bir hocaydı. Şu dernek binanıza falan gireceğim, camiye falan gireceğim de seslen bakalım eski muhtar, bir selam diyelim, bir geçmiş olsun diyelim, hemen biz mesafeleri koruruz, maskemizi takarız, korkmasın o kadar. Seslen bakalım. Ya bir çık dışarı, adam seni istiyor ya. Aynı çok hasta ya. Yapma ben ya. Geleyim mi? Ben geleyim mi?
Gel bakalım, gel. Ay eski muhtarım, hasta mısın sen ya? Ya ben iyiydik de odun kırıyordum, kesiyordum. Balyozdan bir iki odun da dolu, tonlarla da. Boş duramadık, aha. Cumartesi gün. Geçmiş olsun. Balyozdan olduysa da makine biraz ağrıdı, bir buçuk bir büyük. Elime aldım, elime bir şey geldi, kıpırdayamadım. Bu önüne bir parça yiyor mu, yarın da doktora gidiyor. Çalışırken oldu, geldi. Elde değil mi? Belde sakat geçmiş zaten, olsun, bir iki kere. Tanıyalım seni, Kızılcamam TV. Bir ara gelmiştim ya buraya, hatırlıyor musun? Geldiğinde hatırlamıyorum da Kızılcamam'da ne çalıştık ne görüştük. Kızılcamam'da kalıyordum ben kışları. Ebe yaşlandık da Kızılcamam'ı sevmedi, gitmiyoruz. İsim neydi? Sezai Emiroğlu. Sezai Emiroğlu. Ben torun Mustafa deyip duyduğum Karasöy'ün kuyası, Şerif kocası. Ben o torun Mustafa'nın oğluyum. Ha. Tanıştık da hatırında kalmayabilir. Yok yok, ben onu orabilsin. Tabii tabii. Seyircilerinsin diye soruyorum. Başka ne var? Yaş kaç? Ya 81'e bastık. Maşallah ya, maşallah. İşte böyle hayal. Yine fakat, de odun neye kırıyorsun ha? Kırıyoruz, kesiyoruz, getiriyoruz. Neydi? Odun neydi? Çoğudu da boş duramadık ya. Baba açar işte bir sonra da bir iki. Eşin... Var, ebe de benden 2 yaşta büyük, 82 yaşında da o. Gelir mi o da, gelir mi yanımıza? Geldi burada yanımızda işte. Gelir mi o? Şöyle bir selamınızı ne alayım götüreyim ben sizin. Hanım geliyorum buraya, bir gelebilir mi? Gel bir oturalım, gel. Şimdi muhtarından dedik ki köyde pek fazla kalan yok. Evet. Biz Kızılcağım'dan. Yavru nereli? Çam sakızı çoban armağanı. Kızılcağım belediyesi dedi ki. Muhtarlıkta emeğe geçmiş, ne bileyim odun kırakan belini incitmiş. Onları ne mi okuyup durak? Onları bırakıp da başka bir şey yaparım. Ne? Ben 10 sene muhtarlık yaptım. 10 sene muhtarlığımda köy konağını yaptırdım. Bak selam geldin. Kanalizasyon götürdüm. Muhtar şey muhtar selamı getirdi. Kanalizasyonu da geçirdim. Mezelliğimiz bura kazaymış. Eskiden 600 metre kare mezellik de avlattım. İki sefer direndik, bir tel çektik. Tekrar ikinci teli çektirdim. Sözümüz nazımız geçiyordu. İsteyince çağırınca yanıma gelenler. İsteyince virenler. Hep hısımın akrabamıdır. Yalanım yok. Recai de böğrüme gelsin. Oğlum da dernek başkanıyım 15 sene. İşin dostun sayesinde çok hizmet ettim. Dağdan suyu arıza vazı göttüm. Eski çeşmeyi kungudu, kanala koydum. Velhasıl hepsi yalan oldu şimdi. Yalan neyim olmadı? He? Yalan olur mu ya? Yapan takdiri iş yalan de, niye olsun ya? Olmadı. Takdiri dene, emeğim geçene helal hoş olsun. Yalan olmaz. Eğer ki bana da yediydi, yandıydı diyenlerin öte dünyada hakkımı alırım diye bunu komşular da hep söyledi. Alacağın olsun bir de öbür dünyada. Tabii, tabii, tabii. Çok çalışkanım. Biraz, hiç muhtarım. Zaten muhtarlık değil. Şey ustası. He? İnşaat, evi bu yapalım. Evi kendim yaptım ben. Ustalık da yaptım. Biraz yapalım, bir kırgınlığı var gibi köye. Köye mi? Kırgınlık yok, işte. Yok yok, köye kırgın. Kırgın devrim de işte. Son zamanki muhtarlığa adaylık koymadım. İlin de anası, dedesi, kulağı edesi. Kulağı duymaz, kuyruğunu duymaz. Sülal, ne yapacağım muhtarlığı? Sülalesi, çobanlık yapanı muhtar yaptılar. Ben koymadım karşısına adaylıkla. Ondan sonra. İşte kıymet bilen de çok, bilmeyen de çok. Helal hoş olsun yaptığım hizmetler. Bekçiliğini de yaptım, çöpçülüğünü de yaptım. Ondan sonra muhtarlığını da yaptım, azarını da yaptım. Çok işleri şimdi çok kolay. Şimdi var ya, şuraya araba geliyor cumartesi pazar. Şimdi cumartesi gün, salı da geliyor yazın. Ekmek aş şimdi kolay. Benim günümde şoförlüğüm yok, hayatta yapmadığım iş kalmadı. Burnumu sokmadım, hiç iş kalmadı, çok çalıştım. Benim gibi çalışan belki bu köye hiç gelmemiştir. O kadar çalıştım yani. İlim işinde de, kendi işimde de. Para ücretiyle çalışaydım, gökdelenlerim onu da. Onu da annemin, emeğinin almadığım böyle hizmetlerde bulundum. Böyle çalıştım, çabaladım. Çok şükür Mevla'ya. Yani çoluğa çocuğa da muhtaç olmayacak kadar evimiz, koyumuz, yurdumuz, yuvamız da var çalıştığımdan. Yani...
Allah emeğe zayi etmeyelim. İnşallah etmez. Edeceğim. Etti mi hiç? Etmez. Gitmez inşallah. Ben o düşürüm mü arabadakileri ha? Dağıtayım mı? Yok yok biz beraber gezeceğiz. Geçirdik buraya. Ya evet. Ben onu verdim anahtarım buradan. Onu söyle beraber vereceğiz. Tamam. Beraber gidelim. Biraz şöyle bir sohbet edelim. Tamam. İşte selam getirdik. Şimdi 81 yaş. Şöyle bir düşünsen. Şöyle bir gözden geçirsen. Kısa bir süre değil mi? Tabii. Çok tabii. Kısa. Çok kısa. Ama bir de çok şöyle kısa. Uzunca düşündüğün zaman. Uzunca düşündüğün zaman çok var değil mi? Çok. Ben annemi 32 yaşında annem öldü. 5 kardeşlik biz. Ondan sonra babam bir evlilik yaptı. Her adam muhaciriydi. Ankara'dan geldiydi. Ondan 7-8 ay durdu. Ondan ayrıldı. Ondan sonra Şerif ablayla evlendi. Sizin Şerif'ine. Karasöy'ün kızı Şerif'i duyduysam. Evet. Ondan evlilik yaptı. O şu, buranın geliniydi şu evin. Ondan da ayrılınca babama evlilik yaptı. Esme'de gelinimiz. Önce de Ahmet'e varmış. Ali dayısının oğluna. Yusuf benim biladeri belki tanımdır. Kızılcakoy'dan evli yani. Öyle diye analığın şey böyle. Hasili 5 kardeşiz. 2 de analıktan oldu. Şerif'ten 7 kardeşiz. Babam Ankara 53'te koç aldı gitti. Evlenildi Şerif ablayla. Efendim. Ondan sonra ben 13 yaşımda kaldım. 13 yaşımdan 3 yaşıma kadar yukarıda evimiz o kadar. Yatağımı kendim serdim, kendim yattım. Öküzüyle çiz sürdüm. Irgat'ın yeme, ekmeğini, aşını kendi evinde yemek üzere ırgat koydum. 3 sene öyle yaşadım. 3 sene yalnız başıma yattım. Her işimi de aynı yaptım. Sanki ailem varmış gibi. Yalnız başıma. Ondan sonra 16 yaşında evlendim. Askere gittim. 2 çocuk vardı. Bir de hamileydi hanım. Ben gittim doğdu. Ben geldim. O çocuk ızamuktan öldü. Tekrar 64'te de 63'te geldim. En sonunda 62'liyim. En sonunda da 64 doğumlu bir çocuğum. 3 tane bir oğul, kızım, 2 tane oğlum. Onlar da işte geç evlendiğimde meyvelerini de yedik. Ondan da hayattalar. Hayattalar üçlü. Üçü de aynı iyiyle mutlu. Aynı eş mi? Hanım şu Verimli köyünden bir akrabamla evliydi. Benim evim. Tekkeli. İki tane dedem, iki dedem şehit olmuş. Gelmez mi dışarı? Herhalde işleri var da. İki tane dedem şehit olmuş. Nerede? Yani. Çanakkale'de mi? Çanakkale Harbi'nde. Hiç Konyalarda gelmemiş. İki dedem. Annemin babası da, babamın babası da. Onların ikisini de işte evlendireyim işte. Annem de işte erken öldü. Biz 10-11 yaşımdan öldüğümde 5 tane kardeş. Çok çalıştık, çok çabaladık. Çok şükür Mevla'ya bugünümüze. Yani. Kızılcamı'nda ne evi var da gitmiyor. Ankara'da da kirada evi. Kızılcamı'nda da hemen Bozdoğan apartmanı. Bozdoğan apartmanı. Senin hayatını sen konuşurken kestirmeden geçiverdin ama. Çok dertler, uzun, dertler, çok kederler, uzun. Kederler, acılar. O ne günler, ne günler, ne günler, ne günler. O neler. Çocukların nerede? Ankara'dalar mı? Ankara'da. Emekli oldular. Biri bankadan emekli. Birisi emniyetten emekli. Damat da askeriden emekli. Üçü de iyiler. İyiler. 5 torun vardı. 3 de torunun torunu oldu. 4 tane de. Oo. İşte böyle hayat. Hayat böyle diyor mu? Böyle. Bacı da gelse de şöyle bir konuşsaydık. Hanım ne bileyim ben gelmedi ya. Otar bir seslen bir bakalım bir. Selamlarını, torunlarını ve selamlarını götürür. Ha? Hastalıktan hasta, korkuyor. Hastalıktan korkmasın. Hastalıktan ne ya? Yani şeye gelecek, hizmete gelecek. İşte şimdi çok zahmetler çekerek hizmet yaptım. Asfalt atıyorum kankaya. Şuraya 2 tane sofra kurdum. Da yemek yedim. Bir günde 2 kere bazlama büşüdü hanım. Ekmeğimle aşımla yaptım öyle. Şu bileğimle yaptım. Çok çalıştım. Çok hizmet yaptım yani. Nereden emeklisin? Ben Kültür Bakanı'ndı. Devlet Tiyatroları'nda. Orada çalıştım. Orada çalıştım. Ankara'da da kaldım o zaman. Ben Ankara'ya 71'de gittim. Un fabrikasında çalıştım. 5 sene. Ondan sonra oradan ayrıldım. Devlet Tiyatroları'na girdim. Macun Köyü'nde orada sosyal tesisler var. 18 sene çalıştım orada. Memur kadrosunda. Bahçıvanıydım. Bizim köy gibi koca bahçeydi. Yabancı dev Kızılcakoylu gel. Çok dövmediniz adamları Gucuk Deresi'nde. Dövdünüz mü siz bizi? Bizim köylüleri. Ya o günler. Rahmetli babam, su kavgası yaparlarmış. Hıdır Dağı'da bir su. Hatta derdi ki
bu kavgalar ta silaha kadar vardı derdi. Ölen falan olmamış ama ha. Birbirine silah falan attı. Diyensek olur mu ya şimdi herkes diye. Gel. Selamünaleyküm. Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nuh dayımın oğlu değil mi? Nuh dayım. Nuh dayım rahmetli. Nuh dayım babamı, babanı tanırım ben. Tanırım. Nuh dayının oğlu televizyon çekiyor. Güzel göze konuşsam bir şey konuşacağım. Aziz Allah. Ezan da okunuyor. Torunlarına, çocuklarına selamını götüreceğim ben seni. Öyle mi? Ya. Nerede bulacaksın? Ben bulurum. Hepsine de selam söylüyorum diyor. Yüzlerinden, gözlerinden öpüyorum. Hepsine de selam söyle yavrum. Torunların nerede dolu. Adın? Torunların. Adın ne adın? Atiye Emiroğlu. Nasıl geçti? 50 yıl oldu mu? 50, 60. 64 sene oluyor. 64 senelik evliyim. Ya şöyle bir gel, 64 sene gelmiş öyle yanıma. Bakma ya benim maskem neyi var. Şimdi ben de takaydım kişi. Ezan okunuyor da. Maske mi? Dur. Ezan okunuyor. 64 yıl kolay mı ya? Eziyet etti mi sana? Yok. 56'da evlendik. Baksana eziyet etse şuraları şöyle yapabilir miyiz? Beraber mi yaptın? Şöyle tabii. Bir bakayım. Tabii. Elini o yaptı tabii. Hep beraber. Bu nereye adım attıysa benim de orada izim var. Merkezi sistemi Ezan. Merkezi camımdan da okur, kendi doğumlu. Şimdi hoca kendi okur. Merkezi. Şimdi bu yaşta, 81 yaşında asma dallarınız, asmalar var. Üzüm ağacı değil mi üzüm? Şurada da... Oralar sonradan oldu. Emekli olduk can suyunu asmalar neyi. Buraları ne ekersin? Her şeyi ekerim. Ne? Biber, domates, şimdi ıspanak ekeceğim, fide ekerim. Eski muhtar dedi ki... Benden 2 yaş büyük ama dedi, beni idare eder. Öyle mi? Öyle dedi. Onun yaşı belli değil. Belli değil mi? Ama sen 2 yaş büyük o benden dedi. Beni babam askerhaneye gitmedi, muhtarmıştı, yazdıra kalmış. Ne kadar yazdırdıysa. Tam günü gününe yazdırdı. Eski polisliğinden babası verimli köyünden. Nasıl olduysa. Eski verimli köyü, tekke koyuyor. Babası orada polis, eski polisteydi. Öyle mi? Tabii. Annesinden ayrılınca, benim akrabaya ebem ölünce, ebemi almıştı. Dedem ölünce ebemi akraba. Ankara'da kalmışsınız. Biz Ankara'da kaldık ama orada da bu çalıştı, emekli oldu da buraya öyle geldik öyle biz. Gelmişsin. Emekli olduktan sonra muhtar oldun değil mi? Evet. Ya. 10 sene de burada muhtarlık yaptı. Üstad çok döver miydi diye bir soru ya. Çok döver miydi diye bir soru. Dövüşmedi böyle ya. Döver miydi? Doğru söyle. Yok. Öyle hiç biz dövüş yapmadık. Hiç yapmadık, hiç. Öyle, yok, öyle birbirimize vurma ne olmadı o şimdi Allah'tan korkarım. Ben buraya gelirken ne dedim biliyor musun? Gitmeyince görülmez, görmeyince bilinmez, tabii. Bilinmeyince sevilmez. Geldin, evlendin, gördün, bildin ve sevdin değil mi? Tabii. Sevgi çok önemli değil mi ya? Tabii. Bu sıralarda bu toplum biraz sevgiyi kaybettik mi biz? Hürmeti, sevgiyi kaybettik mi? Ne dersin? Onlar geçti zamanlar, eski zamanlar. Geçti. Hiç ne komşuluk var, ne saygı var, ne sevgi var, ne büyük var, ne küçük var. Hiç yok, o geçti. Biz mi öğretemedik? Yok acaba? Yok, eskiden adamlar yaşlıydı mı, herkeste bir saygı sevgi vardı. Acaba şu mu, meşguliyetler mi arttı? Meşguliyetler artınca cep telefonu var, or telefonu var, televizyon var, oraya bakarken... Herkes emekli, birbirine ihtiyacı yok da paradan diyorum ben. Olabilir, doğru. Duydun yani mu? İnsan ilişkileri biraz da ihtiyaca bağlı değil mi? İhtiyacı tabii, olmayınca... Yok tabii. En öndesi para. Şimdi herkesin hiç birbirine ihtiyacı yok. Şimdi 3 tane çocuğun varmış. 3 tane. Bir de torunun var. Çocukların ismini bir saysan... 4-5 tane torun var. İsmini bir saysan... Sedat'ına Mustafa. Bir de kızımız var Şehriye. 3. Torunların, küçük oğlanın 2'de 3 tane torunu var. Küçük Sedat'ın bir kızıyla bir oğlu var Şii'nin, oğlan torununun. Biri Mina, biri de Sedat. Küçük torunun adı, dedesinin adı. Torunun torunu onlar. Ondan sonra kızın da bir kızı var, tek bir oğlu var. Oğlunun adı da Şii'li, yabancılarda o. Eren Kazim. O Eren Kazim de kızın kı. Sedat'ın kızının kının da bir oğlu var. Onun kı da Mehmet Aslan. Mustafa'nın da 2 oğlu var, torun. Bir küçük kızdan, bir büyük kızdan. Biri Altan, biri de Emir. Peki çocuklarından memnun musun?
Çok. Torunlar nasıl bir şey? Torunlar da çok iyi. Bu torunun büyük oğlanın torunu İbn Sina'da hemşire. Küçüğünkü de yeni mahallede. Orada yine aynı şeyde. Doğum yerinde çalışıyor. İki kızlarının biri orada, biri şeyde sağlıkçılar. Sedat'ın kızın da gelini de Katadala. Orada hemşireli. Kızılcan'da tanıdığın var mı? Var. Eviniz de varmış orada. Evimiz de var. Kim var orada? En çok böyle samimi olduğum. En çok samimi olduğum gelinin teyzesi var. Ona giderim. Kim ki o? Bizim o Karacörenli Mustafa'ydı. Beyi öldü. Keser sapı mı dillerdi? Keser sapı Mustafa'ya. Bir o öldü, çoğuldu da onun üç tane oğlu var. O da hasta, rahatsız. Hemen var bir dükkürde Kızılcı Hamam'ın altında fırın var ya. Yıkıldı da yeni bina yapıldı hastanenin. Hemen çıkarken sağ tarafında eski hastanenin. İnce yazdım onlar. Yok o, Karacören'in. Karacören'in, doğru. Benim bir de yeğenim var orada, kardeşimin kızı. O da ta yukarıda büyük hamamın onlara yanında. Onlara ne diyeyim şimdi, selamını götürsem ne, nasıl onlara selam? Onlara nerede ulaşacaksın? O da şu var ya, eskiden var ya, şunlara, o ulaşır o. Eskiden şey vardı, Galip, Kel Galip, onun oğlunda otobüs. Ciğirli, ciğir köyünü. Ovanın ne köyüydü oraya? Hanımı mı ciğirli? Hanımı da şeydi. Kel Galip vardı, eski şoförlerden öldü ya, onun oğlunda. Kızılcan'a ne gelmiyor öyle mi? Geliyorduk da gayri iki senedir gelemedik. Burada iyi geldi koy bizi. Burada iyi geldi, bir de virüs mürüs çıktı başımıza. Çıktı da. Torunu oldu, 5 ay oldu da küçük oğlanın torunu. Gidemedik. Bakmaya gidemedik. Nerelere bakın, televizyon gidemedik. Çalışıyor. Nerelere? Bura mı çalışıyor, iyi çalışsın da konuştu yok, beni. Yok, televizyonda orada çiğdi. Televizyonda ne konuştu mu beni? Aldı bile. Sen öyle mi? Vay, ona mıydın lan oğlum? Kapat kapat. Ne dille şuna bak. Kocaman karı çıkmış da oraya dille. Ne bir şey yapmadı ki biz. Selamını aldık, torunların Kurtun adını mı? Sorduk. Ne dedin? Temin sen... bana ne dedin? Yaşlı. Ona mı çağırıp durun? Kocaman karı televizyonda mı konuşuyor? Ne kadar mutlu görüyor musun bak? Eskiler böyle. Önemli olan bu değil mi? Tabii canım. Ama şu anda da iletişim çağındayız. Şu anda olsun. Çoluğu, çocuğu, torunlar hep seyredecek. Selamlarını alacağım. Torunum, alacağım. Çocuklarım neyi pek iyiyle. Televizyona bakıyor mu? Öyle çok bakmayız. Nerelere kapattırın bana. Niye? İyi. Ne anlayayım biz televizyondan? Haberlere kardeşim, bakarım. 3 tane bebesi var, 5 tane bebesi var. Gitmiş başka kocaya gitmiş. Şunlara ne diye bakalım biz? Ha, senin bir şeyin var. Kanun yok. Dayın evlendi. Ha, dayım bak. Şimdi televizyona şey diyeceğim bak. Kanunlar değişti diyorum bana. Benim bir dayım vardı. Bir hanımı vardı. Üstüne ilin 3 tane bebeli hanımını kaçırdı. Kızılcı Hamam'da 2 sene mi 3 sene mi yattı? Şimdi bu karıları kaçıranları neye yatırmazlar? Cumhurbaşkanına telefon edeceksin. Bunlara bir kanun çıkar diye. Çıkartsın hem de. Kim karı kaçırıyorsun? Kendileri de kaçıyorlar. Bebelerini koyuyorlar. Kaçanlar. Birisi ne dedi biliyor musun? Bana mangal yakmaz, karpuz almaz. Sözüm buradan dışarı işleyen bokunu ye karpuz yürüne. Tövbe yarabbim. Bak. Şimdi kaçıran cezaevine kaçanı ne yapacağız onu nereye o da cezaevine. Onu da cezalandırsın. Sen bebelerin kodunda niye geldin? 3 tane bebeği yaparken iyi devdi de şimdi kötü mü oldu da kaçıyorsun desin. Cezalandırsın. Bir de şu var ya muhtarım sana da sorayım. Şimdi evliyken çok mutlular öyle pozlar veriyorlar evet. Geziyorlar. Ayrılınca birbirinin hakkında konuşmadık. Mangal yakmamış da karpuz almamış da ne be ne yapmış da. Ya şimdi bu biraz yanlış oluyor. Biz ölenin arkasından konuşulmaz diyor. Etmedik lafı koymuyoruz. Evet. Ama sağlığında da ona toz kondurmuyoruz. Olunca da senin hanım sağ mı? Yok, mefat etti değil mi? Mefat etti. Evet, ondan haberimiz. Kaynan da mefat etti. Yoktu o yaşıyor. Duruyor mu? Yaşıyor. Sen yanlış. Ay şeytanı mı sen? Geçendi ya. Tanıman. Yok. Şeyi tanırdım. Köyde de işte yazın Kızılcağım'da herhalde. Gördüğüm yok benim. Öyle mi? Benim elime bir mikrofon verdiler. Koy gez dediler. Ben de koy gez. İyi olmuş. Gez. Selamlarımı götürüyor mu? Götü. Götü bak güneşte ne kadar iyi burada. Vallahi şuraya oturacaksın şöyle. Minare karşıda. Karşıda dağlar. Keyif. Kızılca Hamam'a gideyim dedi. Ben de gitmeyeyim. Ne yapayım Kızılca Hamam? Her tarafımız odun. Kohayı doldu. Yak. Ama orada da doğal gaz var. Evet olsun. Doğal gaz. İsi yok. Yansa. Baban kim yakıyor? Ben yakarım. Sen yakamam mı?
O yakar bilemez, o bilemez. Peki bir de şunu yaktığı soruyorum. Yaktığı zaman yanmaz hiç onu. Hiç yemek yapabilir mi? Yemek yok, yap. Hiç hiç. Yapmadım. Hiç tabi yumurta pişirdi de yedi mi biz orta. Yumurta kırdı mı hiç? Hiç yok. Kırmadım. Hep çayın şekerini bile bu atar. Gerçekten mi ya? Ciddi bak. Doğru. Doğru. En böyle severek yaptığın yemek hangisi? Benim mi? Ha. Hepsini de yaparım. Yok yok, severek yaptım. Yok, hepsini de severim. Karnımın doyuracağı yemeği niye sevmeyi? Ya. Hangi yemeğini sever? Hepsini mi sever? Hep yeriz biz. Seçmez hocam. Yemek. Hiçbir şey etmez. Yemek seçen mi? Seçmez. Seçmem ben, yerim. Hangi yemeği güzel yapar? Bir de sana sorayım. Ay bileyim ben. Kapaması neyi güzel olur ama. Bazlaması güzel olur. Bazlama en güzel, bazlama bu yapar. En güzel bazlama hiç yapan yok, şimdi bu yapar. Yapıyor mu bazlama şimdi? Yaparım. Bu yaşta. Heh. Ben gerçekten de kızıyorum bak. Her gün bakkal geliyor. Yapma diyorum. Yok diyor. Bakkal cumartesinden cumartesine geliyor. Bir çuval un alıyoruz. Bize 3 ay yetiyor. Niye kemiriyorsun bakkalın ekmeğini? Öyle. Allah. Peki selamlarına, çocuklarına, torunlarına koşuyor. Hepsine de çok selam Allah söyle. Sağlık, sıhhat versin. Sedat'ın kızı nerede bulacaksın? Şeyde oturuyor. Sedat'ın kızı. Ben bulurum. Ben dış bulurum. Kapıda, Nojman'da. Bebeğim belini izleyecek. Kaylı bu konuştuklarım neydi mi Allah aşkına bir oralarda? Gitti. Recai'ye kızardın bana çağırdın diye. Hadi güle güle. Katılmaz katılmaz. Ayıp olur. Hadi güle güle. Hayırlı işler için sizi sağ ol. Ayağın altını öperdim ama şu korona var ya. Yok yok Kaylı. Oldu. Hadi. Hadi Allah hastan hayırlı. Sen nerede çalıştıysan bunu amele bile yaptı. Şunlarda da hizmeti var şurada bile. Evet. Bu evi ne biz kendimiz yaptık. Söyledi söyledi. Nerede izin varsa bunun da izi var. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok çalıştık. Allah da anımızın terini emeğimizi verdi. Allah çok şükür Mevla'ya. Çolumdan çocuğumdan çok mutluyum. Rabbim çok huzurumuzu artırsın. Amin amin. Cemil cümleyi. Allah Cemil cümleye. Sen de bazlamanı pişir. Bir gelirsen bir bazlama yiyelim senden. Tamam. Hadi şimdi götürün de bir. O zaman iki tane getir, bir de şu tabii, olana getir. Yersin değil mi bazlamasını? Tamam. Sayın seyirciler, 82-83 yaşında bir teyzemizin bazlamasını alacağız. Benim hiç yapmadığım şeyi yapacağım çünkü bu yaşta o bazlama pişerse o bazlama yenir. Öyle mi? Tabii. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir şey anlatayım dedin, anlat. Bir şey anlatacağı Kızılca Köyü'yle su kavgası oldu. Bizim köy kim anlattı? Ben söyledim ya babamdan dinledim. Ha dinledin. Gerçek yani babam dinledi. Ben 12 yaşımdaydım ama silah bile aldık sanki harp edeceğiz. Harp edeceğiz. Babam öyle dedi. Arazi sattık. Bunlar dedeleri aldı. Bak şimdi teyzem getirdi bazlamayı. İşte bak şimdi hakiki köy bazlaması. Ellerine sağlık. Çok afiyet çok teşekkür olsun ederiz. Biri benim, biri masarın. Afiyet olsun. Eski muhtar. Yeni köyde yapılması gereken en önemli şey ne? Yeni, en önemli ne bileyim vallahi işte konu komşu tutkun. Gelirken dedik ki evet, o beraberlik ha, şart tabii, o beraberlik tabii, şart. Tabii. Fakat gelirken gördük ki köyler yollarda biraz yıpranma var. Evet. Gerçi o yıpranmalar yapılmış ama alel usul yapılmış ana yolda. Köyün suyu var, evlerde suyumuz su var, var şimdi kanalizasyon varmış. Barkan üstünde işte. Bir internet çekmiyoruz. Köyümüzün tarla lazım. Tarla i̇şte onu diye. Oraya diyecektim ben. Ha. Şimdi 1952'de gaz ustura çalışması gelince 4 ay çalıştı. Kış geliverdi bir. Bir de sizin köyünle bizim köyün işte o davalarda 15-16 kişi mahpiste yattılar. 4-4,5 ay. O sırada gaz ustura çalışması vardı. Bakmamış sonra kış geldi var, bakmadılar gibi elimizden alacakları en iyi verimli arazilerimiz alınmadı. İki belediyede ben dilekçe verdim. İki sefer Kızılcamam'da daktilerin geldin dedi böyle yazdılar. Ha. Hatice diye bir şey hakim. İsim hakim. Önemli. Hasil ondan sonra sinyan attılar. Ben de muhtarlığı terk ettim. Kimse de gidip de üzerine durup o araştıran olmadı. Öylece kaldım. 10 sene dur, 11'deydi. Herhalde sene 11'deydi bu dava. Öylece kaldılar. 7-8 sene sonra keşfe geldiler. Hayvanların affedersin pisleyip de erik çekirdeği, gevüşten çekirdeğini çıkar o hayvan. Bir iki yıllara öyle erik çoğalınca onu orman diye bize ormana çıkardılar. Hala mahkeme etmişler. Temiz gibi bir tabir. İnşallah. Bir tabir.
Üç sefer para verdik, keşif parası. Bir sefer geldiler. Hala da öyle başta kaldı. Bilmiyorum sonuç ne olacak, ormana çıkardılar. Çünkü... İnşallah iyi olur ya. Muhtar var, yeni muhtar onu halleder. Hadi Allah'a ısmarladık. Böyle Allah bir şey. Güle güle gidiyor sağlayan. Allah vazlamalar, vazlamalar. Vazlamalara bak, vazlamalara bak. 82-83 yaşındaki bir teyzemizin. Yür yumuşak. Afiyet olsun. Hiçbir şey yapmazdım ben böyle şeyler ama. Ne demek? Evet, bir de dernek binasına girelim. Kızılcaman Demirci Ören Köyü Yardımlaşma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği. Dernek binasına bir bilgi olsun diye bir şöyle bir gösterelim. Nasıl bir dernek binasıymış? Ne yapmışlar burada? Oo, bayağı da geniş. Köylerde olması lazım fakat muhtarım şöyle bir şey. Kazan'da genç bir çocuk şunu söyledi. Kazan'da böyle köy dernek binalarında bu köyün gençleri İşte yazın gelecekler ya, toplanırlar, sohbet ederler, çalarlar, söylerler. Tuvalet var, mutfak var. Geç bakalım mahzar şöyle. Bayağı da, ya siz bayağı teşkilat kurmuşsunuz buraya ya. Yemek verirdik. Cenaze ve düğün yemekleri. Pandemide isteyen cenazesine, düğününe, her şeyine, mesela sen yemek vereceksin köye. Diğer köylere, burada bir üst katımız da var, buyurun. Ya çıkarız, çıkarız, dur. Evet, şimdi orada... bu teşkilat gerçekten şöyle bir köydü, köy için gerekli bir şey değil mi? 15-20 sene oldu burayı ilk derneğini kuran Sedat Emiroğlu, Recai Kurnaz, Nedim Yapıcı, İhsan Koçak ilk kurduk. Yaşlılardan bile para topladık, cenazede para topladık, düğünlerde para topladık, bu binayı yaptık. Peki emek verilmiş. Evet. Hadi bir de yukarı çıkalım Mazhar. Tabanı geçen sene döşettik, ayakkabılarımızı çıkarıyoruz, şimdi çıkarmıyoruz. Paspas yapamayacağız, temizlenecek. Belediyeden gelip temizliyorlar. Geliyorlar değil mi belediyeden? Tabii. Telefon ediyorsun, belediye hemen gönderiyor. Geliyorlar. Ama işte kış mevsimi. Oo, bir de kuş girmiş içeri. Aman. Bak. Mazhar gel. Bak bir tane kuş girmiş. Şunu çırpınışına bir bak ya. Vay. Ne kırlangıç bu? He? Kırlangıç mı? Kırlangıç ya. Nerede açık var burada? Allah. Yok, kırlangıç da değil. Yok değil. Serçe ya. Ya nereden şey girdi o? Göten kuşlardan bu ya. Geç. Oradan sen gidersen. Ay yine beceremedi. Aha çıktı tamam. Oo. Ya faydamız oldu görüyor musun Mazhar? Vallahi bir tane cam burada cam verecekmişti kuş. İyi ki gelmişiz ya. Bir kuşu kurtardık. Mazhar bir kuşu kurtardık. Yoksa muhtar falan haberim olur muydu? Yok, bazen giriyordum da geçe de girdim yoktu ama nereden girdi? Girdi yerine. Burada çay ocağı mı? Burada kaç çayımız var. Burada çay ocağımız var. Toplantıda buralarda çay yaparız. Teşkilatımız. Yine lavabosu, tuvaleti, çay ocağı. Peki Ramazanlarda falan köy kalabalık olsa yemek falan verir mi? Verilir. Verilir. Ramazanlarda iftar yemeği verilir. Peki bu da bilgi olsun.
Selamlarımızı getirdik bakalım. 95 yaşında bir amcamız. Biraz aksi. Biraz sert. Ama insan. Şuraya güneşe çıksın da. Çıksın. Şuraya. Selamünaleyküm. Kızılca böyle herkesi tanırım. Gel. Hut, baba. Hoş geldiniz. 95 yaşındaki baban eşi mi? Evet. Ya. Annen senin. Pakize Kurnaz. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Şükür Allah'ıma. Yaş kaç? 80. Öyle mi? Babam çok yaşlı. Babam yaşlı. İkinci yaşlı. 15 yaş büyük. Namaz kılıyor. Namaz mı kılıyor? Namaz kılıyor. Ben sana selam getirdim biliyor musun? Kimden? Herkesten. Aleyküm selam. Senin getirip götürün sağ ol. Senin sağ selamını olsun. Da alacaksın herkese götüreceğim. Götü. Nerelisin sen lan? Ben Kızılcaköylüyüm. Vay öyle mi lan? Ya sen nerelisin? Ben de buralıyım. İyi yakınız birbirimize. Yakınız ya hep tanırız. Tanırız. Kim derden bir soranı? Kimdensin? Nuh vardı Nuh. Usta Nuh. Ha, Kara Mehmet'in kardeşi Mevlüt'ün, Davud'un. Davud'un kardeşi. Evet. Onların oğlanlarını ne bilirim ben hep. Bilirsin değil mi? Yakınız ya şuraya. Azgunları, Mansurları. Aha. Bak hep anam şunu getirdi. Bak yiyecek getirmiş sana. Yok yiyecek falan değil o. Selam. Senin ellerinden öpüyorlar. Çok sağ olsunlar. Orada bir 80 yaşında bir teyzemiz var. Onu bul. Adın neydi? Pakize Kurnaz. Pakize Kurnaz'ı bul. Ona selamlarımızı ver dediler. Sağ olsunlar. Kim dedi biliyor musun? Kim? Belediye başkanı. Aa, sağ olsun da bey olsun. Allah razı olsun. Ne adına verdi biliyor musun? He. Belediye adına, Kızılcağım halkı adına, herkes adına. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Sen de bizden selam götürün. Aleyküm selam. Sen de ki benim beyinle konuştum ben. Biraz aksiliği var mı? Kimin? Beyin. Kulakları duymaz. Bana şöyle itekledi falan. Git dedi şuradan kaybol gözüme. Gözüme görünmedi. O 95 yaşına girdi. Kulak duymuyor, bacak basmıyor. Gözler alabele görüyor. Ettik de unutkanlık var birçok. Ne yapacağız? Yatak alı say yavrum. Şu anda diri gibi değil mi? Diri emme. Sesi diri emme. Kendi nasıl bilmen ki? Allah bilir. Bana şöyle niye dokundu da bayağı kuvvetli gibi değil. Ya. 4 tane oğlumuz vardı. Bir tane bu kaldı. Hep öldüler. Üçü de öldü. Tamam olur. Allah'ın takdiri. Yani sadece bizim başımıza gelmedi. Benim de eşim öldü mesela. Öyle mi? Ya. Aa, başın sağ olsun. Kaç sene oldu? 3. Evlendin mi? Yok. Ne yapayım? Tüh dedin ha. Ya. İyi ne yapayım yavrum? Cenab-ı Allah öyle yazmış yazımızı. Evlatlarına selam götüreyim mi? Götür. Saysana isimlerini. Ömer Kurnaz, Zekai Kurnaz, Muharrem Kurnaz. Biri 24 yaşında öldü. Biri 40 yaşında öldü, biri onlar, 60 yaşında. Öbür dünyada duyarlar sana. Dua ediyor musun? Çok. Et. Cümle Muhammed ümmetlerine diyoruz, hepsine. Onlar öbür dünyada duyar. İnşallah. Kılçaköy'den döne, Suriye, aha. Ondan Şiin, Mansur Şiin kızı, Azgun'un kızı Zeliha, Azgun'un Hüseyin, hepsine onların sana, hepsine selam. Aleyküm selam. Kızılcağında kim varsa. Kim varsa. Adam ayırmadan. Herkese. Ölmüşe kalmışa sağa. Ölmüşe kalmışa sağa yavrum. Yüklerine selam götü. Ölmüşlere dua, kalanlara sağlara selam et. Peki ellerinden öperim seni. Çok sağ ol. Elhüdar ol yavrum. İçeride namaz kılana selamımı söyle öyle mi? Aleyküm selam. Sen şöyle adamı itmişsin diye. Diyorum. Eskiden türkü. Dede ne yapardın didile bana diyor. Ben de davar güderdim türkü söylerdim didi diyor. Çok sesi güzeliydi, sesi hep güzeliydi. Şimdi de güzel. Şimdi bunun 4 tane çocuğu olmuş. Karıyla anlaşamamışlar. Etik karı nahlata yaramazdı besbelli. Ondankiyle boşandı. Ben 15 yaşımdaydım. Buraya geldiğimde. Kaynatamın 700-800 davarı vardı. Her şey buradaydı. Zenginiz o zaman. Zenginiydi. Her şey çoğuydu. Kaynababa manam dedi seni buraya verelim. Ben de benim dedim. 3 tane 4 tane bebesi olmuş. İlin dul her bir not. Anam dedi ki dağa gidenin paltası oldum. Suya gidenin herkes oldum. Seni koyavireceksin yavrum dedi. Yabancıydı annem. Ne
Nerede? Annesi buralıydı da. Sayrak köyünden, ovanın bir Sayrak köyü var. E ben buralı köyün kızıymıştı. Annemi buraya binmiş, babasının evine. İşte ne yapacaksın yavrum? Kızılca köyleri iyi tanır. Kasımların Kazım'ın kızı. Ya? Kasımların Kazım'ın kızı. Narın kızı deyince. Kasımların Kazım mı diyorlar sana? Anama Narın kızı dillerdi. Aha. Kasımların Kazım'ın kızıyım ben de. Narın kızı dillerdi. Kızılca köy anamı hep biliyor. Ama sen dirayetli bir kadınmıştın ya. Allah biliyor. Çok. Allah'a tevekkül ediyorum. Ya Resulallah, yavrularımı beni cennette buluyum. Cennette bulsunlar beni diyor. Peygamberimizin bir hadisi var. Herkes sevdiğiyle berabermiş. İnşallah. O kadar çok seviyorsan mutlaka beraber olursun. İnşallah. Emme, şu güzel dünyadan bir gün görmediler. Görmedin ya. Görmediler, ben de görmedim. Sen çocukların görmedi. Çocuklar da görmedi. Ben de evereceğim, büyüyeceğim. O kadar bu ev köyde doğdum. Bu köyde büyüttüm onları. Bu köyde doğurdum. Ama bak birini muhtar yapmışsın. Köylü yaptı. Köylü mü yaptı? Ya. Ama yetiştiren de sensin. İyi. Yetiştiren de sensin. Tabii tabii çok şükür. Hiçbir kötülüklerini görmedim yavrularımın. Onların da içki, kumar, kötü, ilin iyisinde, kötüsünde, karısında, bebesinde gözleri olmadı. Emme Allah çok severim işte aldı gitti. Emme ben de çok Allah yandım yavrulara. Allah sevdiğini arıyor değil mi? İnşallah. İnşallah kuzum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Selamların alıp yolunuz açık olsun. Sağ çok ol. Selam götürün. Tamam. Belhüdar olun. Hak da sizin hatırınızı saysın. Tamam mı? Tamam. Tamam teyzem. Tamam. Emme yavruların ney var mı? Var. 3 tane. Evli mi? Evli. Bakıyorlar mı? Kime? Sana. Ben onlara bakarım ya. Doğru. Ben onlara bakarım. Haklısın Allah ya. Allah da bana bakıyor. Sağ ol kuzum benim. Neden öldün? Allah'ın baktığına kimse bakmıyor. Hanımın nereliydi? Kızılcaköylüydü. Kimin kızı? Ayşe var Ayşe. O da senin yaşında falan ya. Ayşe? Çakmanın Ayşe'de. Aa Ayşe'yi çok biliyorum. Öyle mi? Çok selam söyleyeyim. Selam. Pakize teyzenin sana yüklerine selamı vardı. Aleykümselam. Ooo Mehmet dayının hanımı. Allah'a ısmarladık. Çakmanın Mehmet. Güle güle git. Ak burçak, kara burçak, babam dükkan açacak. Acele etmeyin bekarlar, çok da güzeli çıkacak. Aman taksi taksi, valla kızlar aksi. Aman taksi taksi, valla kızlar aksi. Aman Bursa Bursa, her gün benim emeklerim yarimi görmeli zızladı yüreklerim aman tatlı tatlı salladılar hapsi aman tatlı tatlı kulladılar hapsi aman Bursa Bursa her gün bile olsa düşme benim seninle dalga geçtim sevgilim başka benim aman taksi taksi vallahi gel teyzem hoş gel geldiniz. Otur şuraya sen bir gel bir gel üstüm iyice selamünaleyküm olsun, gel olsun, gel otur. Oturun bakalım bir şöyle söyle ben şöyle de diyesini. Ben de şöyle bir çömeleyim şuraya ya, içeri gir. Ha siz oturun gelin yo 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 ben iyiyim ben. Selam getirdim sana. Aleyküm selam. Teyzem diyorum benim yaşımdan. Hoş geldiniz buraya Kadir. Teyzem diyorum benim yaşımdan küçük çıkıyor. Ne aradın? Niye? Adın neydi? Selfinaz. Sende de yok mu ya? Eşin? Evet.
İleri geçti. Şey. 50 50 geçti herhalde. Geçti mi? Yaman adammış da ama geçtiğinde. Öyle dedi bana. Kim? Beyim. Yok ya. Öyle dedi ya. Ya. Demedi mi muhtar? He? Yaman adamdın demedi mi? Dedi ya. Dedi. Ya çekiyorsunuz da maalesef konuşturacağız. Gençliğinde Yaman'da ama şimdi Adıyaman oldu. Ne yapacağım? Ya biz otur gençliğini şuraya. Konuşuyoruz. Şimdi de Yaman. Sen niye ya? Otur. Çıta gibi adam. Tabii tabii. Şuraya otur. Yok yok ben şöyle. Şöyle otur. Şöyle otur da. Ya sen ben iyiyim. Sen ne yapacaksın? Sen otur. Gel otur. Çıta gibi adam. Ne neyi varmış? Bir bak be. Gülüşünde neyi? Maşallah. Öyle değil mi ya? Aha. Ne kumanda bu kumanda diyordu. Ne oldu kumandaya? Bu kasma o televizyonu ya. Kasma mı ne? Şöyle kasardı. Sesini kısmıyor sesini. Ha, sesini kısmıyor. Başım ağrı diyor. Geleni gideni duyamıyoruz işte evde. Gürültü yapıyor. Kafana göre kasamıyor. Şura kasardı ne, şura. Anlattın ney mi? Bir yerimi damlattın. Ne bileyim ben ne oldu? Bunun yenisini satarlamıyor. Yeni kız hocam. Satarla tabii canım şunu. Ha. Şunu gösterdiğin zaman. Geçin sorun yok. Ya. Sorun yok. Onun yenisini almalı. Bozulmuş. Bir de kapıya dedim bir vuramadım. 50 yıl olmuş. Ne? Evleneli 50 yıl olmuş. Oldu canım. Oldu. Yaman adam. Doğru. Evlilikte de Yaman mıydı? Yok iyiydik, geçindik gittik işte. Ne olacak? Sor bir de çok dövüyor muydu diye. Yok ya, çok sevmeden. Çok severdim ben bunu ya. Yine de severin ya. Yok, ya. Sevmesek. Sor kendine istersen. Sevmesek birbirimize 50 yıl olur mu? Olmaz. Olmaz olur. Değil mi? Olmaz. Size selam getirdim bak. Aleyküm selam. Belediye başkanı dedi ki sen böyle git. Birbirini seven adamları bulun. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Kadın, koca, kimse kadın, erkek. Onlardan da bulun. Sizden de. Ama 50 yıl olsun diyor. Evlilikleri 50 yıl olsun. Geçti bile. Geçti. 49 olursa verme dedi. O selam. Geçti bile. Geçti mi? 49 olursa vermeyeceğiz. Kaç bebeler var? Sor bakalım. Söyledim ya 5 4 oğlan bir kız var. Evet. Evet. Çocukların ismini say. Halil, Hasan. Murat İbrahim. Halil, Hasan. Murat. Murat, İbrahim, Aynur. Hı hı. İsimleri. 13 tane de torunumuz var. Onların ismini say desem sayamam. Sayarım. Tek tek. Tabii. 13'ünde. Say bakalım hadi. Sayın. Büyükten başla. Büyükten başlayın. Medine, Büşra, Epral, Mehmet, Mustafa. Rabia, Enes, Yusuf. dur bir. Ya. 13'ü saymak kolay mı? Ben sayamam dedim, sordu da. Yok, sayarım ben de. Mürem, Mehmet'imin, Gülsüm, 13 oldu herhalde. Ben saymadım ama bir tane atladın gibi geldi bana. Hadi yapacağız ya. Yok yok, atlamadım. Atlamadım. Ha, en şey bir de Samet. Ya, sonra atladım. Ben bir tane atlamışsın, gördün mü? Kızım ki Samet, sen farkına bak. Samet. Biri askere gitti değil mi? Hangisi? O şey... Medine'nin ikili. Sigara yakacak ya, ben yakayım. Dur ya, dur. Medine askere ben gitmedi de şeyi kazandı ya. Dur, dur. Şimdi çok sigara içer mi? Hem de nasıl, yir. Dedim ki türkü söyler miydin? Gençliğinde çok iyi türkü söylerdim diyor. Şimdi söylemiyor. Şimdi eşinin yanında söylemem. Söylerdim sigara... demedim. Bilsem söylerim ya. Yo. Eşi sigarasını ne yaksın söyler mi ki? Şey söylemez. Ben kızıyorum. Gayrı. Önceden söylemiyordum ya. Evde beni hasta ediyor. Dışarıda içerim. Evde olursam şöyle bacalıkta içerim. Bir paket içiyorum. Biz teşvik için söylemiyoruz artık. İçiyorum. Bunda bir paket içiyorum ya. Duramıyorum. Sigarasını ne yaksın bir türkü söyler mi ki? Yok içmesin benim yanımda. Beni o sürtüyor biliyor musun? Dışarılarda içiyor. Ya bacıya kapanıyor içiyor. Ben de çakmağı atarım abim. Sen sigarayı attın ben de çakmağı. Peki eşeğin yanında bir türkü söylesene sen. Ya bilemem. Bilsem söylerim. Niye söylemeyeyim ya? Ya şöyle azıcık ne söyleyeyim bak, ya? Gözlerine neye bakarak söyle. Ya bilemem usta. Kara kaş gözlerin elmaz ne diyeyim? İşte senin köşüne işte tamam. Kendini anlattı bak. Kendimi anlattım sen bilmiyorsun. Kendini anlattı. Tamam işte söyledi. Televizyona çıkıyormuş. Öyle mi? Ya ona göre işte de. Şey yok, yok. Hayvan varmış biraz. Ha iniklerimiz var işte ondan geçiniyoruz ya. Öyle mi? Emeklisi de var. Emeklimiz de var. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükür. Bak oradan az buçuk idare ediyoruz. Onlar da işte. Koyda duruyoruz biliyor musun? Koyda olsun duruyoruz. Olsun diyoruz. Bebebelik çok vakit geçer mi? 3-5 malın da olmayınca. Elimiz ayağımız tutuyor. Oturur mu şimdi kalalım? Şimdi kendini
türküyle nasıl anlattı yenge, görüyor musun? Kara kaş gözlerin elmas dedi. Kırtık canım, bu benden bileşliğim. İyi biri bu ya. İsmini sordun muydu? Sordum. Selfinaz. 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 Kendine sordum da ama başka bir şey söylüyorlar mı sana? Sevla. O Sevla deviriyorlar. Hani İbrahim'e İbo dedikleri gibi yakından dönüveriyorlar. Kısadan kesiyorlar. Aha. Nazını kesiyorlar. Aha. Peki selamlarını alayım götüreyim olur mu? Herkese, çoluğumuza, çocuğumuza, bizi sevenlere, herkese selam olsun. Belediye başkanı. Belediye başkanı mı yolladı sizi? İşte o öyle. Ona da selam olsun. Sizlere de selam olsun. Kaymakama da söyle ya. Kaymakama, başbakan, cumhurbaşkanı, hepsi de selam. Bugün Hocalı katliamı vardı ya. Hocalı. 613 kişi ya orada şehit ettiler. Ne zaman? Ya yıllar önce, 29 yıl önce onun töreni vardı. Kaymakamı da orada gördüm de, kaymakam ona da gönderelim selam canım. O da bizi idare ediyor. Tabii canım. Kaymakama, belediye başkanına, hakime, savcıya, kim varsa. Kim varsa sizlere sağ olun. Selam almayı bilen herkese. Öyle selamların aldım. Amin cümlemize. Allah tekerini, Türkiye'mizin tekerine taş dokunmasın. Düşmanlara fırsat vermesin. Kızılcakoylu. Rabbim. Kızılcakoylu mu? Olsun, insan olsun da nereli olursa olsun. İşte benim olsun bir diyeceğim varsa, yollarımızı belediye başkanımız bir ele alsın. Şimdi ana yollar... Öğretimiz suyla doldu. Tamam, bu koydular taşar, cepte sürecek suyumuz yok. Ana şehire bağlıymış. Köy içi yolları da bizim Kızılcahan Belediyesi'ne bağlı. Yani beton atacaklar. Zipte de değil. Asfalt. İnşallah yaparlar. Yollarda suyumuz önemli. Yarın ya çamaşır kalacak şeyde, makinede. Hı hı. Ya bulaşığımız kalacak elimizde. Zaten muhtar dedi ki eğer yağmazsa, böyle kurak giderse biz susuz kalırız yazın dedi. Tamam, bir de gölümüz temizlenecek. O yukarıdan gelen suyu, çalı çırpı, onu aralanacak. Bizim de hani hayli yaşlandık ya, gücümüz yok. Hep yaşlı değil mi ya? Sen Kızılcakoylu için. Ya baba 50 kere söyledi Kızılcakoylu'yu. Kim olursun ya Kızılcakoy'dan? Nuh'un oğluyum. Berber Davud'un kardeşi. Hani mi Davud'u? Davud'un, berberiydi ya adam. He. Tanımaz olur muyum? Bizim burada ne berberlik yaptı. Tabii Davud canım. Dayı. Köylere falan gelinmiş. Aynen. Peki selamlarınızı aldım. Selamımı da verdim. Hadi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selametle. Herkese selam. Sevenlerim, Türkiye'mizin herkesine selam. Hadi Allah razı olsun. Sana harman mı dedim, oğlan gülüm oğlan.
gezersin de, hele hele günüm olur. Sayın seyirciler, selam poşetimizin bir tanesini de köy imamına verelim dedik. Fakat biliyorsunuz işte önceden de zaten vedalaşmıştık kendisiyle. Çoluk çocuk eşi de yanında Kızılcahamam'a gidiyor. Herhalde ilaç yazdıracak, İlaç bazı sıkıntıları var. Muhtar, buyurun, kapısına selamı koyduk, taktık. O bilir, o alır. Ama bacası tütüyor, damlalıklar akıyor artık. Bahar geldi geliyor. Şimdi bir de Cami-i Şerif'ine girelim. Demirceren Köyü'ne. Bir de oradan bilgi verelim size. Onu da görüntüler içinde kaydedelim. Bakalım ne göreceğiz. Sayın seyirciler, Demirceren Köyü'nün Cami-i Şerifi kendi tarzı içinde öyle fazla süse gerek duymamışlar. Fazla tezyine sanatı derler. Onu işlememişler. Evet, Cami-i Şerif bu. Hocamız olsaydı burada ardında bir namaz kılardık, arkasında bir namaz kılardık ama hastane işi çıktı, hastaneye gitti. Hasta mı? Eşi mi hasta? Çocuklar kız, mı hasta? Kız hasta. He? Kız çocuğu. Öyle mi? Peki, muhtara dedim ki, şöyle Kur'an tilavetini yapar mısın dedim, yok dedi. Biz de bilmeyiz. Bilsek de beceremeyiz, değil mi? Beceremeyiz. Onun için. Sadece namazlarda var. Kendi usulümüz üzerine bir kıraat ediyoruz veya yapabildiğimiz ölçüde ama şimdi bilen de okumalı değil mi? Tabii. Öyle tabii, her tabii. Ağzına gelen de ben okurum, ben becerim falan diye çıkmamalı piyasaya. Yani. Şimdi burada Cami-i Şerif yenilermiş herhalde değil mi eski halde? Şurada, bu yeni yapıldı da burada bir şey yazıları vardı büyük. Ta Osmanlı'dan onlar falan yıkıldığı için kayboldu, yazılmadı. Şurada Yusuf Emiroğlu yaptırdı hayrına. İnsanlar kalabalık oldu mu almıyordu, üst kata, dört, üç saf yine gelenleri yaptı. Gelenler Allah razı olsun. Şimdi burada bir hayıflanma buldum, ben şeyler duydum muhtarda. Hayıflanma da şu, eski cami bizim belediye başkanım Süleyman Acar mı dedi? Evet. Süleyman Acar demiş ki keşke yıkmasaydınız o eski camiyi çünkü ahşapmıştı, yıllar önce yapılmış bir camiymişti. Keşke korunsaydı. Eskileri korumuyoruz, yeninin içine de girmiyoruz. Niye böyleyiz? O da ayrı mesele değil mi? Minare tahtadan doğum bile. Merdivenle çıkılırdı kaç basamak. Şerif şey vardı, ezan okunacak şerifesi vardı. Keşke korunsaydı değil mi? Yani. Bu da başka yere yapılsaydı veya yanına yapılsaydı. Ya bunu bir komşumuz yaptırdı. Almancı bir komşumuz, Halim Koç diye birisi minareyi taştan yaptırdı. Hı hı. O deforma yıkıldıktan sonra. Evet, burası da Cami-i Şerif. Şimdi muhtarım, bayağı serin ya içeri. Dışarıda cuma günü. Dışarıda vedalaşalım yani. Seninle, gel. Bunu cuma günü yakarız. Yakar mısın? Tabii, cuma önce yakar bunu. Önce yakacağı var, ömrümüz var. Yoksa... Bak, gel. Bak, hazır. Hazırmış. Bak şöyle, kozalak içinde. Evet. Şimdi odunla mı yakıyorsun? Kömür de var mı? Kömür mü? Odun yakarız da kömür var caminin. Tamam. O yanabilirdi. Peki dışarı bir çıkalım. Gel Mahsar. Şair adam
sayın seyirciler. Bir kay programının yine sonuna geldik. Ve bir veda. Veda değil aslında. Dostlukta veda olmaz. İnşallah. Vefa olur, vefa. Değil mi? Vefa diyelim. İnşallah yazın yine bekliyoruz. Yazın bekliyoruz bilhassa. Kaymakam Bey'e, belediye başkanına, bizi düşünen herkese saygı ve sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Köyümüze de yapılacak şeyleri söyledik üstadımıza. İnşallah onunla da ilgilenirler. Herkese sevgiler, saygılar. Biz de yayınlayacağız. Ulaşacak her tarafa. İzleyenler olacak. Ulaşan nereye ulaşabilirse, nereye ulaştırabilirsek onlar da gerekli hizmetleri üretirler, evet, getirirler size herhalde. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah köyde Allah razı bulabildiğimizde konuştuk ama bulabildiğimizde bunlardı. Evet. Yaz gelseydik daha kalabalık İnşallah. Olurdu. Ama hakkınızı helal edin. Helal olsun efendim. Herkese helal. Selamlarını alıp götüreceğim. Tamam. Burada kalanlara tekrar selam. Aleyküm selam. Herkese, devlet yetkililerinin hepsine, bizi düşünen herkese, Müslüman olan herkese saygı ve selamlarımızı izleyen sunuyoruz. İzleyen herkese. Evet. Oldu, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bir köy programının daha sonuna geldik. Muhtarla vedalaşmadık. Vefamızı ortaya koyduk. Vefamızda sürekli, vefada süreklilik vardır. Yine bir başka köyünde ilk adım olacak. Bu programın sonu bir başka köyünde ilk adım olacak. Neredeydik? Demircören köyündeydik. Konuştuk, gezebildik, görebildik. Bildik ve sevdik. İç içe geçtik, dostluklar kurduk, merhabalar kurduk, selamlarımızı dağıttık. Teşekkür edeceğimiz insanlar var. Kimler? Başında Kızılcahan Belediyesi, Kızılcahan Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acar ve onun şahsında tüm Kızılcahan halkı. Sizlere teşekkür ediyoruz. İzleyicilere teşekkür ediyoruz. Bize gayrete getiriyorlar. Bizi himaye ediyorlar. Süleyman Başkan teşekkürler. Bu yolda bizi himaye ettin, teşvik ettin, bu yola düşürdün. Ve sonra yine teşekkür edeceğimiz insanlar var. Kerem Çaylı, Uğur Demirbaş ve yine çok büyük emeğe geçen Asar Aslan. Teşekkür ederiz. Selamlarınızı dağıttık ve bir başka köyün ilk adımı buradan atıyoruz. Bakalım bu hafta veya gelecek hafta hangi köyde olacağız. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.